Şu anda sınırdayız. Oha! Bakın. Meriç köprüsü hudut namustur. Aşkım. Hı. Özür dilerim bağırdığım için. Şu anda şey türküsünü söyleyebilir miyiz? Karşıki dağlar jandarmerine, karşıki dağlar Yunanistan. Hayır. Çektiğim şey. Ay ay ay. Ya bu arada ben nasıl çekiyorum biliyor musunuz? Çekmek yasak diye. Polis görünce şöyleyim bak. Ama çekmek yasak mı bilmiyoruz ki. Çekmek yasak mı bilmiyoruz da böyleyim hani. Hani bir şey derler diye, kızarlar diye böyle çekiyorum. Aman ha, sakın kendine laf söyle. Evet evet, hemen lafımı savundum. Şimdi Yunan pasaportundan geçeceğiz. Geçince çekelim, olur mu? Şimdi biz olur. Kamerayı komple kapatalım, ondan sonra çekelim. Ne dersiniz siz? Tabii ki, tabii ki. Tamamsı. Yunanistan'a geçmişimdir ama Yunancam bu kadardır. Kalimero! Kalimero! Geldik. Ne yiyeceğiz biz şimdi? Şimdi hamburger yiyeceğiz. Hamburgerci buldum. Nerede? Bunlar bayağı kendi kafalarına göre çalışma saati olduğu için açık olan ilk dükkana gireceğiz bulduğumuz. Hamburger bulamazsak da başka... Şu an 4 saat. 6'da mı açılacaklar? Evet. Genelde 6'da açılıyorlar. Şu köşedeydi. Benim telefonumdan bakmıyor musun? Offline şey var. Harita. Gel buradan. Geldik. Bu bana kadar gibi. Bana hemen kamerayı. Ama 2 dakika sen tut. Şimdi çok fazla insan yok. Çok yukarı kaldırarak çekme sen yine de. Allah Allah. Burada kim tanıyacak ya? Dur şimdi. Ama ben insan olarak şey yapıyorum. Tamam, birinin tanımasına gerek yok ki. Galiba şu sandalyeli yer. Oraya girerken çekmesen olur mu? Neden? Orada otururken gizli de çekin. Ya ne olacak ya? We are best YouTuber in Turkey deriz. We are from Turkey. De anlaşılmıyor sanki. Zaten buraya bir tek Türkiye'den geliyorlar. Kimse de yok sokaklarda biliyor musunuz? Terk edilmiş alan siesta gibi. Siesta mı? Bak şehrin ortasında ne kadar tehlikeli benzin istasyonu koymuşlar. Kime göre tehlikeli? Bana. Tamam indir aşkım, indir kadın bakmasın. Aşkım indir aşkım. Aşkım yapma ya, bakıyorlar ya. Aa benim göbeğim varmış bayağı. Benim de varmış bak. Şimdi baksana. Oh. Yaz geldi ne yapacağız? Allah'ım birkaç gün daha yağmur. Ben böyle senin spontane şeylerine hiç güvenmem biliyor musun? Benim mi? Evet. Yo şu sarılı yer. Aşkım bulduk yiyeceğiz ne? Tamam kapat artık. Ulaştınız diyor. Açalım sonra. Ne olur kapat ne olur. Burası değil. Ya aşkım kapat. Ya dur. İlk bulduğumuz açık yere oturduk. Bekliyoruz ama 3 saat oldu hamburger hazırlamıyor. Galiba siesta şeye de sirayet etti. Hamburgeri hazırlamasına şey oldu. Çok sıcak bu arada. İnanılmaz sıcak. Yazın bu kadar ani geldiğini hiç bilmiyordum. Kral bizim 3 yıl önce verdiğimiz bir sipariş vardı ama. Getirirsem. Keyfi çalışıyorlar ya. Keyfine göre. Bugün açmış, yarın açmıyor. 3 ile 8 arası kapatıyor falan. Beynim çalışmıyor. Niye su almadık biz? Beynimiz çalışmıyor çünkü. Neyimiz çalışmıyor? Beynimiz. Elimiz mi? Beynimiz. Kırma güvercin var bir sürü. Bunların hepsinin kümeslerinde olması lazım ya. Türkiye'den bak, kaçmışlar. Normal güvercin kumru falan değil yani. Şurada bir Yunan, bir vatandaş geçerken abi seni çok seviyorum, çok güzel hareketler falan dese ne yaparsın? Teşekkürler kardeşim. Aa, Türk müsün? Nerede yaşıyorsun? Evet abi aslen neresin falan. Bunları konuşuruz. Türkçe mi söylersin bunları yoksa Yunanca skeçleri oynamaya mı başlarsın? Yunanca abi mabi falan filan demeyeceğine göre Türkçe konuşacak aşkım. Sen dedin. Kendi ağzında demedim. You know çok güzel hareketler. How derim. How? Aa biz tavuk parçası söyledik mi? Okey, bizim değil o zaman. Yani dükkandaki tek müşteri biziz ve bizim siparişimize çıkmamış. Yaz nasıl bu kadar hızlı geldin Yaz? Daha diyet yapamadım Yaz. Sen de yaz. Daha diyet yapamadım. Şekerim düştü ya, bir şey yemem lazım. Yemeğimizi yedik. Oğuz benim hamburgerimi daha çok beğenip benim hamburgerimi yedi. Ya sen yemedin. Son 3 lokmasını yedim. Yunanistan'a dramla başladık. Hayatımda yediğim en iyi paribrest. Şey. Tatlılara bak, sen ne yiyeceksin? Senle bir tane paribres bölüşeceğiz. Aha Fenerbahçe. Oha Fenerbahçe'yi burada da buldum. Magnum senin kanda olman gerekmiyor mu? Burada ne işin var? Paris'te paribres yemedim. Burada yedim. Ben de Paris'te yemedim. Türkiye'de denediklerim aynı tadı vermedi. Seni tam aradık. Ortadan böler misin? Kavga çıkaracak biliyor musunuz paribres için? Allah aşkım büyük parça senin olsun ha. Büyük parça bu.
Bak, büyük parça senin olsun diyor. Bana bunu veriyor. En son Dede Ağaç'a bir sene önce geldik galiba. Hemen o videoya baktık. Kalimera. Türkçeyi daha çok anlıyorlar. Niye İngilizce konuşmaya çalışıyoruz? Ne yapıyoruz sanayi sitesinde? Çok mutluyum ya. Türkiye'de bulamadığım yakıt ortamını buradan alıyorum. Yunanistan'a gelirseniz martılara... Aa, bana pike yapası geldi. Nokta atışı yapmamız lazım. Oğuz'un cennetine geldik. Nasıl çıktı? Güzel çıktı. Doğru bir soru. Güzel çıktı mı? Kötü çıkması mümkün mü sence? Atma ya. Alexandropoli'ye bir daha gelir miyiz? Belki bir, yani bir günlüğüne belki geliriz ya da gelmeyiz. Bakalım. Geri döndük. O zaman da bunu yemiştik. O zaman da çok güzeldi. Şimdi de çok güzel. Çok güzel de bir kız geliyor bu arada. Acaba burası onların kahve dünyası falan mı? Sanmıyorum. Yaşlılar var herhalde. Evet. Kahvesi gibi sanki. Ne yaptın daha demin? PlayStation aldım. Aferin. Eve dönelim. PlayStation aldım. Ağırmış ha. Kendine her erkeğin tatilde yapmak istediği şeyi yaptı ve bir adet PlayStation aldı. Her erkeğin tatilde yapmak istediği nedir ya? Önüne bak. İşte PlayStation almak. Bu arada sağ ol, beni de düşün. Tatilde değil ki PlayStation almak. Şu anda bak Oğuz'un enerjisini sıcak mıcak işlemiyor, farkında mısınız? Ne sıcağı kızım. Bu ne enerji Oğuz'cum? Şimdi hemen otel odasına gidip kontrol edelim ki bir eksik gedik bir şey varsa şey yapalım. Çünkü ben üstünde böyle kapasitesini göremedim. 1 terabayt dedi ama. Bir odaya gidelim, sen onu bir aç, bir oyna bakalım 1 terabayt mı? Artık benim evde şey storyleri başladı. Of ya, Oğuz yine PlayStation oynuyor. Bu senin ilk PlayStation'ın değil mi? Evet, hayatımda ilk. Peki bu PlayStation'ı... Herkes PlayStation'dan bıktı, ben yeni aldım. Yarım saattir burada oturuyoruz. Güzel ama. Burada oturup insanları izliyoruz. 250 kilometre ötedeki Yunanistan'a gelip bomboş durmaya bayılıyoruz. Sen biraz kararlı duruyorsun ama. Çekirdek lazımdı şu an. Aa evet. Yunanistan'da meydanda çekirdek çitlemedik diyeceğiz şu an. Ama çekirdek olsaydı demezdik. Alırız. Çekirdek var mı ki burada? Türkiye'ye dönünce alırız. YouTube kanalımız çok büyüdü. Çok değil, büyüdü. Çok büyüdü bu videoyu attığımızda. İnanılmaz büyük YouTube kanalımız. O kadar büyük ki önünü alamıyoruz. Bir de feneri çek. Şimdi beni çek. Bu sene Fener şampiyon. Bu bir işaret. Bu yolu kapatıyorlar. İnsanlar böyle yürüsün diye. Bayekeze insanlar. Aşkım, şurada bozuk paralarımızı harcayalım mı? Bir bakalım kapıdan. Sadece bakalım diyorum bak. Anı hatıra olsun. Baksanıza şuraya. Abi ben oynarım onu. Tamam. Hadi aşkım, yaparsın hadi. Niye olmadı? Kapattı, gördün mü? Hadi ikinci şansını da yap. Allah'ım hadi. Ah. Ağır geldi. Ya bunlar para tuzağı ya. Şu küçüğü mü oynasak? Ya bu bir şey yapmayacak, ne kadar? Gerçekten mi? Ona vermiş, bak burada da fotoğrafı var adamın. Oha. Bakar mısınız? Saat veriyor. 1 euroya bunları zaten satın alabiliriz. Bakayım. Yarın bununla sulayalım birbirimizi. Ya aslında bunları istiyorum ama. Buradakileri istiyorum ama. Aşkım. Onun şeyi çok büyük olduğu için tutamıyorum. Tamam peki, bu o zaman. Bunu dene. Hello Kitty de olur. Hadi tamam. Gel şu büyüğü de. Evet ya. Lan ah. Gördün mü? Anahtarlık al. Doğum günümde dursun diye bastım ama 19 durmadı.
ortaya attı. Çok canım kötü öyle istedi, canım öyle istedi benim. Tam ortala. Nereye, nereye? Kırmızıya. Tam ortala. Oldu mu? Biraz daha sağa. İndir. Hadi. Aşkım o kırmızıyı alman lazım. Ben alacağım. Aşkım. Hello Kitty'yi mi istiyorsun? Evet. Vay. Daha güçlü vur. Hadi aban. 800 yap. Çıkamayız 800'ü. Aşkım lütfen bana Hello Kitty al. Onu istemiyorum. Çok şiddet doluydu. Lütfen. İki tane, iki hakkın var. Alırsın hadi. Lilası da güzelmiş. Köşedeki lila da güzel. Mavi de. Yeter ki al. Rengi önemli değil. Aşkım lütfen al. Pes etmeyelim lütfen. Lütfen aşkım hadi yaparsın lütfen. Hadi. Hadi. Allah'ım Allah'ım. Karım için. Aşkım çok mutluyum. Al hayat. Kahramanım, benim kahramanım. Şimdi sabah kalktık. Ne yaptığımızı merak ediyorsunuzdur diye anlatıyorum. Uyandık. Ben sabah 7'de yoga yaptım. Toplandık, çıktık. Onun dışında daha önce hatırlarsınız benim de 1000 liralık bir Milka geçmişim oldu. Magnet aldık Selen Free Shop'tan. Oğuz. Ucuz diye. Ya bir şey diyeceğim. Milka aldı, 1000 lira tuttu. Bir çikolata yeme hakkım yok mu benim evde? Yani soruyorum size. O zaman bir çikolata alsaydım. Oğuzcuğum bir alana diğeri de %30 indirimli. Hiç öyle durmuyordu kasada. İkisi beraber daha indirimli oluyordu. O yüzden ne yapabilirim ya? Hesap yapabilirsin. Bir yerde oturup pasta kesmedik. Ama doğum günleri hep pastayla mı olur? Hayır bence olmaz. Doğum o yüzden günleri... kendine çikolata aldım. Oğuz bak bu çikolatayı bak mesele etme. Ya 1000 lira verilmez Oğuz. Mi çikolataya ya? Çok ayıp. Benden değerli mi? Bir tane alsaydın bari. 4 tane aldı. 4 tane niye aldım? Niye? Niye biterse diye. O yüzden çikolata alışverişimi gümrüğe bırakmayacağım. Şeye bırakmayacağım yani. Free shop'a. Free shop'a bırakmayacağım. 1000 lira harcamamak için çikolataya. Düşünerek alırsan harcamazsın zaten. Tamam aşkım işte. Düşünememişim demek ki harcamışım orada. Yanlışlıkla şey oldu. Şimdi ben sana sormadan bir şey almayacağım bugün. Okay. Çikolatalarımın hepsini sana soracağım. Oğuz hatırlarsınız buradan beni vurmak için bir tane süngerli şey almıştı. Oklava. Ve... Beni elediler ama olsun ben hakkıyla rekabet ettiğimi düşünüyorum. Selen'in bu odayı hak etmediğini düşünüyorum. Gerçek Survivor hayattadır. Oğuzcum kaç kilometre yürüdük? Ne bileyim ya keşke böyle bir şey ne bileyim ısı haritası ya da böyle tepeden adımlarımızı sayan bir şey olsa böyle pıçık 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 ben... adımlarımızı gösteren çok komiktik bence. Bu arada kasiyer Türk'tü bizi tanıdı. Evet. Aa yaptı. Aa dedi biz ve hello ben de dedik. Ben dedim ki çok can alıcı bir soru sordum burada mı yaşıyorsun? Evet dedi. Evet dedi. Şey de diyebilirdi ama ben Konya'da yaşıyorum ama burada çalışıyorum sonra ama Konya'ya geliyorum. Onu sormamın sebebi şuydu. Yunanistan vatandaşlığı vardır. Avrupa vatandaşlığı vardır. Yaz döneminde burada geliyor çalışıyordur. Güzel parasını kazanıyordur. Sonra dönüyordur diye düşünmüştüm. Şimdi artık Türkiye'ye dönüş yoluna geçtik. Evet, şu an harekat ediyoruz. Evet Türkiye'deyiz. Oley! Geri döndük vatanımıza. İşte bu kadar bir Yunanistan gezimiz oldu. Kısacık, küçücük, içi dolu fıçıcık. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın.